basın mensupları ve bizleri ekranları başından izleyen, takip eden kıymetli yurttaşlarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir itirazını kabul etmeyen Yüksek Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aleyhine olan itirazları kabul etmiş ve bazı ilçe ve beldelerde seçimlerin yenilenmesine karar vermişti. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi ve Kırklareli Lüleburgaz Büyük Karıştıran beldesinin de içinde bulunduğu toplam 7 seçim çevresinde dün seçimler tekrar edildi. Pınarbaşı'nda 289 oy farkla Büyük Karıştıran'da da 185 oy farkla seçimi kazandık. Böylece Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin sayısı 409'dan 411'e çıktı. 31 Mart'ta Pınarbaşılıların ve büyük karıştıranların verdikleri oyları gasp edenler, yok sayanlar, pürüzsüz zaferimizi geciktirenler, dün en güzel cevabı yine Pınarbaşılılardan ve büyük karıştıranlardan aldılar. Pınarbaşı Belediye Başkanımız Deniz Yağan'ı ve büyük karıştıran Belediye Başkanımız Ertuğrul Çamlıca'yı tebrik ediyor ve görevlerinde kendilerine üstün başarılar diliyorum. Seçimlerden bahsetmişken 31 Mart'ta vatandaşlarımızın sandığa yansıyan iradeleri iktidara pek çok konuda mesaj verdi. Bunlardan biri de kayyum atamalarıydı. Ancak iktidarın bu mesajları hala idrak edemediğini bu sabah Hakkari Belediyesi'ne kayyum atamasından anlıyoruz. Çeşitli sorular sorulabilir. Madem bu belediye başkanı hakkında iki ay sonra görevden alacak kadar ciddi iddialar vardı, adaylığına neden izin verildi? Madem bu belediye başkanının adaylığı YSK tarafından onaylandı, sandığa girdi ve seçildi. O halde halkın iradesine neden siyasi bir müdahale yapılıyor? Hakkari'ye kayyum atanması 31 Mart'ta Hakkarililerin sandığa yansıyan iradelerinin gasp edilmesidir. Kayyum uygulaması demokrasiye tahammülsüzlüktür. Kayyum atamak Masumiyet karinesini yok saymak, henüz hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı olmayan seçilmiş belediye başkanını doğrudan doğruya suçlu ilan etmek ve yaptırım uygulamaktır. Biz şüphesiz Hakkari halkının iradesinin yanında kayyum uygulamasının karşısındayız. Bu konu bugün MK toplantımızda da görüşüldü ve MK görevlendirmesiyle yarın Genel Başkan Yardımcımız Zeliha Aksas Şahbaz, Antalya Milletvekilimiz Cavit Arı, Bursa Milletvekilimiz Kayağın Pala ile birlikte yarın Hakkari'ye gideceğiz. Bu antidemokratik uygulama ile ilgili incelemelerde ve temaslarda bulunacağız ve kamuoyunu bilgilendireceğiz. Değerli basın mensupları, haksızlığa, hukuksuzluğa, dayatmaya ve baskıya karşı direnenlerin, otokrasiye ve despotizme karşı demokrasiyi savunanların, özgürlüğümüze, yaşam tarzımıza, toplumsal hassasiyetlerimize dokundurtmayız diyenlerin yazdığı Gezi Destanı'nın 11. yıl dönümündeyiz. İktidarın toplumsal hassasiyetleri ve kent belleğini yok sayarak yaptığı dayatmaya karşı tamamen barışçıl yöntemlerle direnen protesto hakkını kullanan kitlelere kolluk kuvvetlerinin keyfi bir şekilde zor kullanması, cebir ve şiddet uygulaması sonucunda büyüyen, ülkenin dört bir yanına dalga dalga yayılan bir halk hareketidir gezi. Haklı bir direniştir, barışçıl bir direniştir. Örgütsüz ama özgürlükler ve toplumsal hassasiyetler söz konusu olunca, genç, yaşlı, kadın erkek demeden, Toplumun tüm kesimlerinin bir araya geldiği ve dayanıştığı bir direniştir Gezi. İktidar tarafından önce yok sayılan, sonra aşağılanan, sonra da hedef gösterilen yüz binlerin ağacıma, yeşilime, özgürlüklerime ve yaşam tarzıma dokundurtmam diyerek dimdik durmasıdır Gezi. Berkin Elvan'a, Ali İsmail Korkmaz'a, Abdullah Cömert'e, Ethem Sarısülü'ye, Mehmet Ayvalıtaş'a ve nicelerine selam olsun. Üzerinden 11 yıl geçmiş olmasına karşın bu ülkede hala haksız ve hukuksuz bir şekilde özgürlükleri gasp edilmiş gezi tutukluları var. Hiçbir şiddet eylemine karışmayan, düzmece soruşturmalar ve iddianamelerle yargılanan, önce beraat eden, sonra yeni bir düzmece yargı süreciyle haklarında hapis cezaları verilen Can Atalay Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Mine Özer'den ve Osman Kavala halen cezaevinde. Daha önce haklarında beraat kararı verilmesine rağmen cezaevindeler. Anayasa Mahkemesi'nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin birden fazla ihlal kararı vermesine rağmen cezaevindeler. Değerli arkadaşlar, <laughs> siyasi tutuklular, siyasi hükümlüler ve siyasi davalar bu ülkenin ayıbıdır. Yargının adaletin siyasallaştığı bir yerde iktidar sahipleri dahil kimsenin güvenliği yoktur. Eğer birileri bu ülkenin normalleşmesini gerçekten istiyorsa bu zulme bir an önce son verilmesi gerekir. Buradan bir kez daha yineliyoruz. Gezi tutukluları derhal serbest bırakılsın. Bakın Sayın Erdoğan Kızılca istişare ve değerlendirme toplantısında şöyle diyor. Bizim siyasette yumuşamaktan kastettiğimiz hukuka, demokrasiye, insan haklarına saygı duyulmasıdır diyor. Eyvah eyvah. Hukuka, demokrasiye, insan haklarına saygı duymak yeni mi aklınıza geldi Sayın Erdoğan? Daha önce saygı duymuyor muydunuz? Yoksa saygı duymak için yumuşayarak mı saygı duyacaksınız? Değerli arkadaşlar, biz kimseden yumuşama mumuşama beklemiyoruz. Biz ülkenin normalleşmesini istiyoruz. Hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının tesis edilmesini, siyasetteki kamplaşmanın, kutuplaşmanın bitirilmesini, tansiyonun düşürülmesi ve demokrasinin tüm kurumlarıyla, kurallarıyla ve gelenekleriyle yeniden hayata geçirilmesini istiyoruz. Bu ülkenin insanı daha iyi yaşam koşullarını hak ediyor. Bu ülkenin doğal kaynakları, bereketli toprakları, tarihi ve kültürel birikimi, yetişmiş insan kaynağı doğru yönetilirse 85 milyon vatandaşımız açlık çekmeden, yokluk çekmeden huzur ve barış içerisinde, refah içerisinde yaşayabilir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sorunu olan herkesimin yanında olmak, onların seslerini daha gür bir şekilde duyurmak için çalışıyoruz. Önce atanmayan öğretmenler ve mülakat mağdurlarının sesi olmak için İstanbul Saraçhane Meydanı'nda toplandık. Sonra 10 bin lira maaşla hayatta kalması beklenen binlerce emeklimizin sesini duyurmak için Ankara Tandoğan Meydanı'ndaydık. Dün de üretim maliyetleri altında ezilen çay üreticilerinin yanında Rize'deydik. Karadeniz'in dört bir yanından gelen on binlerle çay ittifakında birleştik. Çay taban fiyatını üreticinin gözüne bakarak açıklayamayanlara inat Karadenizli çiftçimizle yan yanaydık. Ülkemizde günde yaklaşık 250 milyon bardak çay tüketiliyor. Kişi başı yılda 3-4 kilogram çay tüketiyoruz. Çay tüketiminde Türkiye dünya birincisi. Ancak çay üreticisi mutlu değil. Üretemez halde. Çay ithalatı sınırlandırılmıyor. Sınırlarımız kevgire dönmüş durumda. Piyasa dengesini alt üst edecek düzeyde binlerce ton kaçak çay da sınırdan geçiriliyor. Bir de üstüne yaş çay taban fiyatı 17 lira. Destek birimi de 2 lira açıklanınca çay üreticisinin bundan memnun olması beklenebilir mi? Bunu kabul etmiyoruz. Yaş taban fiyatının üzerine en az 8 lira destek verilmeli. Bu ödemeler de en geç Ağustos ayında yapılmalıdır. Çay üreticilerinin sorunları çözülünceye kadar onlarla dayanışma içinde olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Değerli arkadaşlar, rasyonele dönmekten başka çare yok diyerek yola çıkan ekonomi yönetimi, bundan bir yıl önce göreve geldiğinde yıllık enflasyon Mayıs 2023'te %39,59'du. Bugün enflasyon %75,45 olarak açıklandı. Neredeyse iki katına çıkmış bir enflasyondan bahsediyoruz. Üstelik açıklanan enflasyon çarşı pazardaki enflasyonun yakınından bile geçmiyor. TÜİK hangi ülkenin verilerini açıklıyor? Anlamakta açıkçası zorluk çekiyoruz. Bakın somut bir karşılaştırma yapalım. Türk İş, Mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırı raporunu açıkladığında Mayıs ayında mutfak enflasyonunun %7,02 olduğunu hesaplamış. Bugün TÜİK, Mayıs ayı gıda enflasyonunu aylık bazda %1,69 olarak duyurdu. Bu farkın nereden kaynaklandığını TÜİK açıklamak zorunda. Bu tür tereddütlere yer vermemek için TÜİK derhal madde sepetinde yer alan ürünlerin fiyat verisini açıklamalı. Bu konuda diskin açmış olduğu dava nedeniyle bir de mahkeme kararı bulunduğunu daha önce ifade etmiştik. TÜİK bu mahkeme kararına derhal uyarak madde sepetinde yer alan ürünlerin fiyat bilgisini kamuoyuyla paylaşmalıdır. Ürün fiyat verisini gizliyor olmalarının altında yatan sebebin ne olduğunu tahmin ediyoruz. Açıklanan ve gerçeklikten uzak olan enflasyon verisini sorgulamayalım istiyorlar. Ama biz biliyoruz ki vatandaşın maruz kaldığı enflasyon TÜİK verilerinde duyurulanın çok ama çok üzerinde. Bu iktidarın bakanları mart şubattan daha iyi olacak. Nisan marttan daha iyi olacak diye diye enflasyonu %75'lere taşıdı. Asgari ücrete zam yok, emekli maaşlarına zam yok, gençlere iş yok. Neymiş? Her ay bir öncekinden daha iyi olacakmış. Büyük müjdelerle duyurdukları asgari ücret enflasyon karşısında 5 ayda eridi. Yürürlüğe girdiği Ocak ayında asgari ücretle yaklaşık 48 kilo kıyma alınabiliyordu. Bugünse ancak 28 kilo kıyma alınabiliyor. Yani asgari ücretlinin evinden her ay 4 kilo kıymayı çaldılar. Bakın bir asgari ücretli 1 kilo kıyma almak için tam 6,5 saat çalışmak zorunda hep bizi kıskandığı iddia edilen Almanya'daysa bir asgari ücretli bir kilo kıymayı 50-55 dakika çalışarak alabiliyor. Sayın Şimşek, Sayın Erdoğan, sizin bu millete reva gördüğünüz bu mudur? Ayıptır, yazıktır, günahtır. İşte biz bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi olarak asgari ücretin her üç ayda bir güncellenmesi, ayrıca en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi verdik. Bugün asgari ücretle ya da ortalama emekli maaşıyla geçinmeye çalışan bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılaması mümkün değil. Mayıs ayı açlık sınırı asgari ücrete 2 bin lira fark attı, 19 bin lira oldu. Yoksulluk sınırı ise 62 bin lira. Çünkü neredeyse ülkenin yarısı açlık sınırının altında. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 25 bin liraya yaklaştı. 17 bin 2 liralık asgari ücretle 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi imkansız. Hele bir de üstüne gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri zorunlu ihtiyaç harcamaları eklenince işin içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Geçim şartları her geçen gün daha da zorlaşıyor. Alım gücü düşüyor ve gıda fiyatları artmaya devam ediyor. Fakat iktidar enflasyonla mücadele etmek yerine TÜİK rakamlarıyla pembe bir tablo çizerek bu işten sıyrılmaya çalışıyor. TÜİK ise enflasyonu hala %75 olarak açıklıyor. Yazıklar olsun. 98 yıllık kurumu düşürdükleri hale bakın. AKP iktidarının zihniyeti değişmedikçe, TÜİK makyajlı rakamlarıyla gerçeği örtbas etmeye çalışmaktan vazgeçmedikçe, her ay gerçekleşen bu artış başta dar ve sabit gelirliler olmak üzere toplumun tüm kesimlerini olumsuz etkilemeye devam edecek. Tasarruf isteyen Mehmet Şimşek'e soruyoruz. Asgari ücretli bir işçi daha neyden tasarruf etsin? 17.002 lira alan ve hayatta kalmak için her şeyden tasarruf eden askeri ücretlinin bir tek aldığı nefesten tasarruf etmediği kaldı. 10 bin lira alan emekli hangi ihtiyacından vazgeçip tasarruf etsin? Şimdi Sayın Şimşek tasarruf diyorsunuz, paket açıklıyorsunuz, bütün sorumluluğu işçinin, emekçinin, memurun, ücretli çalışanın üzerine yüklüyorsunuz. Son model makam araçları eleştirilirken şimdi de devletin uçağını keyfi işlerinde kullanan bir bakan Türkiye'nin gündeminde. Memurların servisi kaldırılıyor ama bakanlar uçakla geziyorlar. Bu kadar pişkinlik, bu kadar umursamazlık, bu kadar terbiyesizlik olmaz aldığımız tedbirlerin tabii ki yan etkileri olacak. Yan etkisiz ilaç biliyor musunuz? Diyerek zaman ve sabır telkininde bulunan Mehmet Şimşek'e soruyoruz. Bulduğunuz sözde ilaç sizin biriniz birinizi bin yaparken yan etkisiyle sadece neden işçiye, memura, emekçiye ve emekliye vuruyor? Peki Diyanet İşleri Başkanı'na ne demeli? Dev bütçesi yurtdışı gezileri, lüks makam araçları ve yüksek harcamalarıyla gündemden düşmüyor. Audi A8 makam aracından sonra, şimdi de Skoda makam araçlarıyla gündemde. Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 yeni araç satın alındı. Üstelik araçlar sivil plakalı. Bu ne demek oluyor? Vatandaşın vergileriyle alınan araçlarla, yine vatandaşın vergileriyle doldurdukları benzinle hafta sonları rahatça gezip tozacaklar. Bu tasarruf sadece asgari ücretliye, emekliye, memura mı Sayın Şimşek? Sen ve mevkidaşların bu tasarruflardan, bu tedbirlerden muaf mısınız? AKP iktidarında tasarruf fakir fukaranın yaşam tarzı oldu. Hala farkında değilsiniz. Sayın basın mensupları, Ekonomik kriz ve yönetim krizi toplumun tüm kesimleri için yaşamı çekilmez bir hale getirirken bir süredir bir de anayasa tartışması dile getiriliyor. Erdoğan ve AKP ne zaman sıkışsa, ne zaman gündem değişikliğine ihtiyaçları olsa bir anayasa tartışması başlatıyorlar. Anayasa tartışmasını sihirli kelimelerle, süslü cümlelerle halkın gündemine getirmeye çalışıyorlar. Sivil anayasa, demokratik anayasa, kuşatıcı anayasa gibi kavramlardan bahsediyorlar. Ama bu kavramlar yani sivil, demokratik, kuşatıcı ve kapsayıcı anayasa ancak anayasaya uymakla başlar. Anayasa değişikliği anayasayı ve anayasal kurumları tanımayan bir anlayışla yapılamaz. Hepsinin ötesinde Türkiye'nin daha demokratik ve sivil anayasa ihtiyacı bugün ülkemizde pek çok kesimin karşı karşıya olduğu ekonomik sorunların önüne geçemez. Dolayısıyla şu anda Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim gündemimiz halkın gündemidir. Bizim gündemimiz dolmayan market torbası, üretemeyen çiftçi, açlıktan derslerini dinleyemeyen çocuklardır. Bizim gündemimiz 10 bin lirayla geçinmek için yaşam savaşı veren emeklilerimizdir. Bizim gündemimiz ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik buhrandır. Değerli arkadaşlar, dün binlerce gencimiz liselere giriş sınavında ter döktü. Ailelerinin büyük fedakarlıklarla okuttuğu evlatlarımızı, layık ve çağdaş eğitim sisteminden uzaklaştırmaya çalışan AKP iktidarının çocuklarımıza LGS motivasyonu yine şaşırtmadı. Ankara Mamak Kaymakamlığı'na bağlı ilçe müftülüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğüne bir yazı gönderiyor. ÇEDES, yıl sonu kültür şenlikleri kapsamında LGS'ye girecek öğrencilere moral ve motivasyon açısından Mamak Merkez Camii'nde sabah namazı, Kur'an-ı Kerim tilaveti, namaz, tesbihat ve dua etkinliği gerçekleştirilecekmiş. Öğrenci ve velilerin teşvik edilmesi isteniyormuş. Evlatlarımıza sınav anında yaşadıkları heyecan ve stresi yönetmeleri için psikolojik destekte bulunmak, sınav kaygılarıyla baş etmelerini kolaylaştırmak akıllarına dahi gelmiyor. Ucube proje ÇEDES'in mimarı Tarikat sevdalısı Yusuf Tekin'den de ancak böyle bir yaklaşım beklenirdi. Evlatlarımız ve velileri LGS stresi ve heyecanı içindeyken bakanlık eliyle milli eğitim sistemimize yönelik darbe niteliğindeki uygulamalarda hız kesmeden devam ediyor. Biliyorsunuz din ve değerler eğitimini ön plana alan değerler telkini gibi kavramların bilimsel ve bilişsel becerilerin önünde yer aldığı Türkiye Yüzyılı Marif Modeli isimli yeni müfredat onaylandı. Türkiye genelinde eğitim sendikaları, sivil toplum kuruluşları, veliler, öğretmenler, tüm eğitim camiası yeni müfredata karşı çıkıyor, ama bakan hazretleri tek bir geri adım dahi atmıyor. Buradan Yusuf Tekine sesleniyoruz. Türkiye'nin okullara aç giden öğrencilerden Sanayide çalışan çocuklara kadar birçok sorunu varken Milli Eğitim Bakanlığı bu sorunlara kör, sağır, dilsiz oynarken bu ülkenin ihtiyacı ÇEDES midir? Yusuf Tekin adeta bir toplum mühendisliğine soyunmuş durumda. Ya yeni müfredatla okullarda evrensel ve bilimsel, bilgi odaklı değil, din ve kutsallık üzerinden bir eğitim öğretim dönemi hedefleniyor. Adeta bir medrese eğitimi verilecek. Yeni program ne çocuk işçiliğini ortadan kaldırıyor ne de öğrencilerin yetenek ve becerilerine göre onlara rehberlik edecek bir eğitim modeli ortaya koyuyor. Sadece bununla da kalmıyor. Müfredatın hiçbir yerinde öğretmenin adı yok. Özel öğretmenle devlette çalışan öğretmen ayrımı yapan, başarılı öğretmen, başarısız öğretmen diyerek atanmayan öğretmenlerimizi başarısızlıkla yaftalayan yine bu zat değil miydi? Öğretmeni yok sayan bir müfredat düzenlemesi asla ve asla kabul edilemez. Değerli basın mensupları, kıymetli yurttaşlarımız, bizim endişemiz, aydınlık geleceğimiz ve evlatlarımız. Bizim endişemiz, büyük maddi sıkıntılarla çocuklarını okutmaya çalışan velilerimiz. Bizim endişemiz geleceğimizin mimarı eğitimcilerimiz. Bu müfredat devlet okullarına olan güveni yerle bir edecek. Kimi veliler maddi sıkıntılarından dolayı özel okula gönderemeyecek ve dayatılan sisteme mahkum bırakılacak. Durumu bir nebze iyi olan e, e, olanlar evinde avucunda ne varsa evlatları için özel okullara yatıracaklar yani eğitimde fırsat eşitsizliği daha da derinleşecek. İşte AKP iktidarının milli eğitime, eğitim sistemine bakış açısı bu. Değerli arkadaşlar, devletin her tarafında akıllara durgunluk verecek bir çürüme, bir kokuşmuşluk, bir vurdum duymazlık var. Geçtiğimiz günlerde İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Hakiminin HSK Teftiş Kurulu Başkan ve Yardımcıları ile birlikte dinlenme odası olduğu iddia edilen bir yerde çekilmiş bir fotoğrafı basına ve kamuoyuna düştü. Bu beyefendi Türk milleti adına adalet dağıtmak için kurulmuş olan devletin adliyesinde şahsına özel bir cephanelik kurmuş, bunu hiç utanmadan sergiliyor bu konu kendisine sorulduğunda da büyük bir pişkinlikle silahların hepsinin ruhsatlı olduğunu ifade ediyor. Bu ülkedeki en lüks araçlardan birine binen, bu parayı da borsada kazandığını iddia eden bu hakime ve bu hakimin bağlı olduğu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a bazı sorularımız var. Bu kişi sözde dinlenme odası, gerçekte cephanelik olan ve içinde çok sayıda silahı muhafaza ve teşhir ettiği bu odayı bir kamu binasında, devletin adliyesinde hangi hakla, hangi yetkiyle, hangi sıfatla yapabiliyor? Bunu yaparken kimden cesaret oluyor ya da kime güveniyor? Devletin adliyesi bu kadar mı başıboş? Bu kadar mı sahipsiz? Bu kadar mı laçkalaştı? İzmir Adliyesi'ni ziyaret eden HSK Teftiş Kurulu Başkanı ve yardımcıları da bu cephaneliği görünce hemen inceleme başlatmaları gerekiyorken silahların önünde hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. O kendini bilmez hakim hakkında soruşturma başlatıldı. Ama müfettişler hakkında ne yapıldı? Değerli arkadaşlar, yaşanan bu olay basın özgürlüğünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sayın Timur Soykan bu haberi yapmasaydı bu çirkin tabloyu göremeyecektik. Bireysel silahlanmayla mücadele etmesi gereken yargı mensuplarının bir kısmının silah merakını ve o silahlarla vermeye çalıştıkları mesajı öğrenemeyecektik. Bu nedenle basın özgür olmalı. Görüşler özgürce ifade edilmeli. Gerçeklerin açığa çıkmasına engel konulmamalı. Bir yanda adaletin tecellisi için gecesi gündüzüne karışan hakimler, diğer yanda lüks araçlarla adliyeye gelip dinlenme odasında cephanelik sergileme cüretinde bulunan ve bunu pişkin pişkin savunan bir hakim. İktidara çağrıda bulunuyoruz. Bazı yargı mensupları için oluşturduğunuz bu koruma kalkanı bu ülkenin en önemli sorunlarından biridir. Bu nedenle bu hakim ve onu koruyan müfettişlerle ilgili süreci yakından takip edeceğiz. Değerli arkadaşlar, açlık sınırı asgari ücreti geçmiş. Bakan keyfi şekilde devletin uçağını kullanıyor. Diyanet İşleri Başkanı 9 lüks araç daha satın alıyor. Ülkenin hakimi cephanelik koleksiyonu yapıyor. Borsadan köşeyi dönüyor. Maliye Bakanı sadece işçiden, emekliden ve memurdan tasarruf bekliyor. Tüm bunlar olurken vatandaşın derdine derman olamayan AKP iktidarı şimdi de Ruanda ile sözde ilişkilerini kuvvetlendiriyor. Tabi yerseniz. Kimse kusura bakmasın. Biz burada iyi niyet göremiyoruz. Türkiye ile Ruanda arasında 2019 yılında imzalanan turizm ve işbirliği anlaşması neden şimdi yürürlüğe girdi? İngiltere düzensiz göçmenlerini Ruanda'ya göndermeye imkan tanıyan yasayı kabul ettikten sonra AKP iktidarını 2019'da imzalanan bir anlaşmayı yeni yürürlüğe koyması zamanlama açısından manidar değil mi? İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda üzerinden Türkiye'ye mi sokulacak? Turizm Bakanlığı yetkililerine göre bu anlaşmayla turizm alanındaki deneyimlerimizi Ruanda yönetimiyle paylaşacakmışız ve Ruanda'yı turizm eğitime verecekmişiz. Hadi orada. Turizm eğitimi mi vereceğiz yoksa sığınmacı ve mülteci eğitimi mi vereceğiz? Avrupa ülkeleri Ruanda ile mülteci gönderme anlaşması yaparken Türkiye neden tam tersine turizm işbirliği anlaşması yapıyor. Bu sorularımıza da en kısa sürede cevap bekliyoruz. Değerli basın mensupları. 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yaptığı saldırılar ve sivilleri katletmesinin ardından Netanyahu yönetiminin gaddarca orantısızca güç kullanarak aylardır kadın, çoluk çocuk demeden mütemadiyen katliam yapması durdurulamıyor. İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Gazze saldırılarının en az 7 ay daha süreceğini ifade etti. İsrail yönetiminin tek hedefi Gazze'yi tamamen insanla, insansızlaştırmak olduğu görülüyor. Hamas cılız bir saldırı yapıyor İsrail misilleme olarak Refah'ta 45 kişiyi çadır kampında katlediyor. İki tarafın askeri gücü arasında dağlar kadar fark var. Olan Filistinlilere oluyor. Çocuklara, kadınlara, yaşlılara ve masum sivillere oluyor. Uluslararası Adalet Divanı kararlarına rağmen durmayan Netanyahu hükümetini kimse durduramıyor. Türkiye eğer bu saldırıların durdurulmasını istiyorsa, inisiyatif almak istiyorsa, ki almalıdır, bunu diplomatik yöntemlerle yapmalı. Hükümet maalesef Filistin sorunu konusunda dış dünya tarafından dikkate alınmıyor, ara buluculuk faaliyetlerini yürütemiyor. Bir dönem yönettiğimiz Filistin topraklarında yaşananlar hakkında fikrimiz bile alınmıyor. Ama 7 bin kilometre öteden, Çin Halk Cumhuriyeti gelip Hamas ve El Fetih'i bir araya getirebiliyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Gazze için barış konferansı çağrısında bulunuyor. Hamas'ı koruyup kollayarak Filistin'i ve Filistinlileri kurtaramayız. Türkiye'nin Filistin meselesinde dikkate alması gereken nokta Hamas değil, Yaser Arafat'ın kurucusu olduğu Filistin ve Filistinlilerin meşru temsilcisi Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi'dir. İhvan bakışıyla, ihvan diplomasisiyle ne Filistin'e ne de Orta Doğu'ya barış gelmez. Değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu'nda bir skandal ortaya çıktı. Sizler de biliyorsunuz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu telefonunun klonlandığını itiraf etti. Bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu, siber savunma faaliyetleri, iletişim altyapısının oluşturulması. Bu görevler bu bakanın sorumluluğu altında. Bu kişi bütün haberleşme alanının başında. Ama bu bakanın bile cep telefonu bir korsan program üzerinden kopyalanıyor. Düşünün, bütün haberleşme ağının başındaki bakanın telefonu dahi kopyalanıyorken vatandaşlarımızın dolandırılması kişisel bilgilerinin çalınması, hesaplarının ele geçirilmesi an meselesi. Soruyoruz. Bu ülkede iletişim ve haberleşme güvenliğini kim sağlayacak? Siber güvenliğin başındaki kişi nasıl böyle bir ciddi bir problemi normal ve sıradan bir olay gibi anlatabilir? Siz demek ki bu ülkede yıllarca pek çok kişinin dinlenmesini, telefonlarının kopyalanmasını dolandırılmasını görmezden geldiniz. Artık kendinize gelin. Ülke yönetiyorsunuz. Sürekli beka edebiyatı yapıyor ama ülkenin bekasını ve güvenliğini zerre düşünmüyorsunuz. Değerli basın mensupları, son zamanlarda Sinan Ateş davasının, Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisindeki bazı odakların kimyasını bozduğunu görüyoruz. Sinan Ateş'in arkadaşı Ömer Zengin'in bir televizyon programında yaptığı açıklamalar sonrasında MHP içerisindeki ismini anmaya dahi değer görmediğimiz bazı kişileri büyük bir korku ve endişe içerisinde olduklarını görüyoruz. Bu kişilerin Cumhuriyet Halk Partisi ile ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile münakaşaya girme çabalarının farkındayız. Bu tarz kavga, atışma, münakaşa ve lümpen siyaset tarzıyla toplumun dikkatini dağıtmaya, Sinan Ateş davasının ayrıntılarını perdelemeye çalıştıklarının farkındayız. Çünkü ayrıntılarda kendilerinin olduğunu çok ama çok iyi biliyorlar. Ancak buna izin vermeyeceğiz. Son olarak Haziran'da kaybettiğimiz üç değeri saygıyla anmak istiyorum. Orhan Kemal, Ahmet Arif ve Nazım Hikmet. Biz 31 Mart'ta sandıklarda Türkiye İttifakı'nı oluşturacağız derken bu isimlerden de feyz aldık. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine dedik. Kardeşlik ve dayanışma ruhunu büyüteceğimize söz veriyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Buyurun. Efendim, e, iade ziyaret bekleniyor. Tarih netleşti mi? Öncelikle onu sormak istiyorum. E, ayrıca İYİ Parti Genel Başkanımız Havvat Dervişoğlu'nun bir takım açıklamaları vardı. CHP'yi de hedef alan İYİ Parti'den geçişlerin e, siyasi ahlakla bağdaşmadığını söyledi. Özgür Bey'de bir takım açıklamaları oldu. Acemi siyasetçi gibi. E, bunlara bir yanıt vermek ister misiniz? Ee, şunu söyleyeyim, öncelikle iade ziyaretin tarihi belli olduğunda kamuoyuyla e, paylaşılır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, bu konuda bir açıklaması var, e, 9 Haziran sonrasını işaret ediyor. Ama e, bayramdan önce mi sonra mı olacağı konusunda henüz bir netlik yok. E, diğer yandan Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun sözleriyle ilgili, e, açıkçası şunu ifade edebilirim. Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlerde 37.7 oy oranıyla Türkiye'nin birinci partisi olmuş bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi dün kurulmadı. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin en köklü partisidir. Köklerini Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyetlerinden alır. Kurtuluş mücadelemizi örgütleyen bu devleti kuran partidir. Yerel seçimlerdeki bu başarıdan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne toplumun birçok kesimlerinden ve yine siyasilerden de bir yönelim olması çok doğaldır. Siyasetin doğası bunu gerektirir. Bundan rahatsızlık duymalarını çok çok iyi anlıyoruz. Ancak istifa tek taraflı bir iradedir. Bir kişi istifa edip de başka bir siyasi partiye geçme yönünde bir irade ortaya koyarsa ve o siyasi partinin ideolojisiyle, tüzüğüyle, programıyla uyumlu bir siyaset gütme konusunda bir irade ortaya koyarsa bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak herkese kapımız açıktır. Başka soru var mı arkadaşlar? Teşekkür ediyorum.